ben başarırsam onlar da başarabilir demek. Yalnız başıma bir şeyler üretmek, farklı yemekler yapmak açıkçası beni çok mutlu ediyordu. Bu şu an İngilizce bildiğimi nereden bildiğimi soruyorlar ya tam olarak oradan biliyorum. Katılacak olanlara da tavsiye ediyorum. Başvursunlar ve denesinler. Gerçekten hayatlarını farklı bir seviyeye getirebiliyor. Küçük, tatlı ama inanılmaz lezzetli bir projeyle giriyorum. <laughs> Herkese merhabalar. Ben Dilara Başaran. Bu hafta Milliyet'in konuğu benim ve sizden gelen soruları cevaplayacağız. Bu sektöre ilk olarak 15 yaşında girmişsin. Neden bu mesleği tercih ettin? Sektöre başladığımda daha 15 yaşındaydım. Bunun sebebi de aslında küçükken daha 7-8 yaşlarından başlayarak sürekli mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyordum. Böyle yalnız başıma bir şeyler üretmek, farklı yemekler yapmak açıkçası beni çok mutlu ediyordu. Bir kendi yaratıcılığımı o yaşlarda mutfakta göstermeye başladım. Ve bu da bana bir ışık oldu mesleği seçmemde. Ailem bile bu mesleği yapmamı istemiyordu demiştin. Neydi onları korkutan? Aşçılık gerçekten çok zor bir meslek. Çünkü özel günleriniz yok, hafta sonlarınız yok. Ailelerinizle vakit geçirebileceğiniz, kendinize zaman ayırabileceğiniz özel bir zaman yok. Ve bununla beraber de tabii ailem zamanında biraz endişeliydi. Bu beni çok yoracak bir süreç olacak. Ve biz sektöre başladığımız zaman, mesleğe başladığımız zaman aşırı bu kadar popüler bir meslek değildi. Ee, o yüzden endişeleri vardı. Şu anda annem de babam da birine inanılmaz gurur duyuyorlar. Çünkü dünya markaları otellerde çalıştım. Daha sonra Masterchef'te güzel bir başarı elde ettim. Ve bununla beraber kariyerimi güzel bir seviyeye getirdim. O yüzden şu an gurur duyuyorlar ve mesleği seçtiğim için mutlular. Senin özellikle kadınlara ve kız çocuklarına verdiğin mesajda çok konuşuldu. Onlara ne söylemek istersin? Ben hala daha ateerkil bir toplumda büyüdüğümüz için özellikle meslek hayatında kadın erkek eşitliğinin tam olarak istenen seviyeye gelebildiğine inanmıyorum. O yüzden hayalleri olan, başarılı olmak için çabalayan, şu an evinde belki küçük bir pencereden güzel bir hayal, güzel bir hayat, güzel bir kariyer hayali kuran bütün kız çocuklarına destek olmak istiyorum. Bunu ne kadar yapabilirim, hepsine ne kadar yetişebilirim bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var ki ben de onlardan biriydim ve ben başarırsam onlar da başarabilir demek. Onlara bunu verebileceğime inanıyorum. Daha önce Kuveyt'te yaşamışsın. Nasıl bir deneyimdi orada yaşamak? Kuveyt'te 3 sene geçirdim. Açıkçası Kuveyt'e gittiğim zaman 20'li yaşın başındaydım yani. Ve cesur bir karardı benim için. Hiç bilmediğim bir ülke, özellikle kültürü bize yani İslami bir ülke olsa da kültürlerimiz çok farklı. O yüzden farklı bir deneyimdi ama bununla beraber çok fazla farklı ülkeden, farklı kültürden insanla tanışma fırsatı buldum. Mesleğimde, kariyerimde gerçekten çok iyi bir adım atmış oldum. Güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Bana çok şey kattığını. Mesela bu şu an İngilizce bildiğimi, nereden bildiğimi soruyorlar ya, tam olarak oradan biliyorum. 3 sene İngilizce konuştuğum için şu an İngilizce konuşabiliyorum. Mutfak hayatında da Arap mutfağını, Lübnan mutfağını Hint mutfağını, Filipin mutfağını aslında hepsini orada deneyimledim. O yüzden Kuveyt benim için çok güzel bir tecrübeydi diyebilirim. Neden master şefe katılmayı tercih ettin? Master şefe benim katılış hikayem açıkçası biraz e, tesadüfi. Çünkü Kuveyt'ten pandemi sebebiyle Türkiye'ye dönmüştüm ve bir arkadaşımla kahvaltı masasındayken hadi katılalım bakalım ne olacak. ...deyip sadece bir başvuru formu doldurdum. Yani insanlar şey falan diye düşünüyor mesela... ...tanıdığı vardır, öyle girmiştir. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ben tavsiye ediyorum. Ben mesela benim programı alacaklarını düşünmüyordum. Çünkü tanıdığım yoktu. Şu anda da yeni yarışma başlayacak. Katılacak olanlara da tavsiye ediyorum. Başvursunlar ve denesinler. Gerçekten hayatlarını farklı bir seviyeye getirebiliyor. Yarışmadan sonra hayatında neler değişti? Benim için en güzel olan şey... ...her gittiğim yerde... Yürüdüğüm sokakta, yürüdüğüm alışveriş merkezinde, oturdum restoranda sanki beni ailesinden biri gibi gören yüzlerce tanıdığım dostum, ailem oldu. Beni en çok etkileyen kısım odur sanırım. Kendi kızları gibi görenler, arkadaşı gibi görenler. İnanılmaz derecede insanların bizi e, tanıdığını ve sevdiğini düşünüyorum. O yüzden çok güzel bir, kocaman bir aile edindik. Bu da yarışmanın en güzel tarafı bence. Bugüne kadar aldığın en acımasız eleştiri neydi? Galiba şeydi. Ya hiç unutmuyorum onu. Bizim sezondan beri unutmuyorum. Eleştiri mi bilmiyorum. Çünkü beni tam anlamıyla tanımayan bir insanın yani benim hakkımda söylediği işte sen şöyle bir insansın demesi zaten real bir şey değil. Çünkü yüzde yüz beni tanımıyor. Sadece ekrandan gördüm. Masterchef'te All Star'da da başarılı bir sezon geçirdin. İkinci kez yarışmak nasıl bir deneyimdi? MasterChef All Star diğer MasterChef sezonlarından, bizim sezondan falan inanılmaz farklı bir sezon, sezondu bence. Yarışma gerçekten güzel bir seviyeye geldi ve işte herkes kendini zorladı bu sezon ama aynı zamanda bizim sezonda biz çok eğleniyorduk falan yani arka planında. İşte çok güzel arkadaşlıklarımız vardı. Kendi sezonunu beşinci tamamladın. Bu sezon erken elendiğini düşündün mü? Kesinlikle düşünüyorum. Yani hani kim ne söylerse söylesin. Ben gerçekten çok başarılı bir aşçıyım bence ki bunu daha önce çalıştığım yerlerle de kanıtladım. Sadece yarışmayla değil. Bu sezonun açıkçası ben düşünüyordum yani ceketlerden birini alırım, ilerlerim, devam ederim diye. Çünkü yaratıcılık yönümün çok kuvvetli olduğuna inanıyorum. Yine re realde de bu böyle yani. İyi tabaklar yapıyordum. Ama işte çok fazla potaya girdim. Son dönemde 10 kere falan üst üste potaya girdim herhalde. Ve bununla beraber arkadaşlık ilişkilerimizde çatırdamaları oldu. Dışarıdan çok fazla tepki oldu vesaire vesaire. Artık yoruldum galiba. Maalesef. Yarışmada hiç pes etmeyi ya da bırakmayı düşündüğün bir an oldu mu? Çok. <laughs> Çok fazla bırakmayı düşündüğüm an oldu. Yalan söylemeyeceğim yani. Böyle eve gidip hüngür hüngür ağlayıp işte ben bu insanlarla aynı ortamda olmak istemiyorum. Bıktım hepsinden falan deyip ertesi gün gerçekten böyle kahvemi içip toparlandı ilara devam etmemiz lazım diye tekrar yarışa başladığımız çok zamanım oldu. Yalan söylemeyeceğim. Hiç pişmanlığın var mı? Ya biraz daha sakin olabilmeyi isterdim. Yani ee, sakin olup gerçekten oyunu kuralına göre oynayabilmeyi isterdim. Belki o zaman bu kadar yorulmazdım. Ama o da bana çok ikiyüzlü geliyor ya. Kazanmayacaksam kazanmayayım ama ben olayım yani. Dilar olayım. Başka biri gibi davranmayayım. O yüzden yine de pişman değilim. Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarımdan. <laughs> Dilara nasıl birisidir? Seni hiç tanımayan birine kendini anlatmanı istesek. Dilara sevdiği insanlara çok tatlı, sevmediği insanlara çok mesafelidir. Gerçekten böyle duvarlarım olduğunu kabul edebilirim. İş anlamında bana iş verin ve bırakın. <laughs> yani hayatımı böyle geçirdim galiba. Çünkü gerçekten başarılı olmak istiyorum. Hem ülkem için, hem kendim için, hem o söylediğim benim gibi olan kızlar için bir gerçekten Dilara bunu yaptı olmak istiyorum yani. Birilerinin hayatına dokunmak istiyorum. Hayat çok geçici. Üç gün. Yani bugün değilse yarın, yarın değilse üç gün sonra. Belki üç yıl, belki otuz yıl sonra bir şekilde hayat bitecek. O yüzden birilerinin hayatına dokunmuş olarak veda etmek istiyorum. Böyle bir karakterim var diyelim. Masterchef jürisi senin için ne ifade ediyor? Somer şefi ben böyle Mentorum gibi görüyorum gerçekten. Yani çok vizyonlu bir şef olduğunu düşünüyorum. Çok başarılılar zaten. Her üç şefimiz de çok başarılılar ayrı ayrı. Somer şef ama biraz daha şey görüyorum yani. Vizyonlu. Zaman zaman sert çıkışları olabiliyor. Ee, ama onu da çok yerinde yaptığını düşünüyorum. Seviyorum Somer şefi. Mehmet şefe gelecek olursak. Mehmet Şef kesinlikle bir, yani çok babacan bir karakter zaten, çok babacan bir şef. Gerçekten böyle ailemden biriymiş gibi hissediyorum onunla konuşurken. Bize hep yol gösteriyor, bu sadece benim için değil, herkes için geçerli. Ne zaman yarışmadan biri onu arasa, bir fikir danışsa, bize bir abi gibi, işte bir baba gibi hep destek oluyor. Danilo da hepimizin arkadaşı gibi yani. Gerçekten böyle her şeyini konuşabilirsin, işte yani hepimizin arasında tabii belli bir mesafe var yarışmadan ötürü ama ya yarışma bittiğinde hepimiz bir aile gibiyiz yani. Danilo Şef de çok eğlenceli böyle. Aynı zamanda çok iyi bir iş adamı olduğunu düşünüyorum mesela Danilo Şef'in. Çok zeki olduğunu düşünüyorum. Onu da öyle seviyorum. Yani hepsinin farklı farklı özellikleri. Vaya böyle üç şefte bence yarışmanın olmazsa olmazı gibi yani. Üçü kesinlikle mükemmel olmuş yarışma için yani. Yarışmada çok güzel dostluklar da görüyoruz. Senin dostum diyebileceğin kimler var? <laughs> Yarışmaya çok güzel dostluklarla başladım aslında. <laughs> Ama bunu sorduğunuz zaman şeyi söyleyebilirim yani. Onduk bir kaldık diyorlar ya gerçekten öyle. Ee, hayat işte her arkadaşlığın belli bir zamanı var. Bir tek Tahsin kaldı herhalde bana geriye yani. Ama zor zamanlardan geçtiğiniz zaman geriye kim kalıyorsa zaten gerçek dost odur. O da bana yeter. Asla görüşmem dediğim bir isim var mı? Vallahi anlarını almak istemiyorum ya. O kadar yani. Hani var bir iki tane isim. Böyle yarışma başında "Ay biz seni çok seviyoruz. Sana bayılıyoruz. Canım benim." falan vardı. Yarışma sonunda beni onlarla hiçbir problem yaşamam rağmen böyle çok üstüme oynadı birileri yani. Hani sanırım sosyal medyanın desteğini almak için falan. Ama bunlar geçici şeyler ya. Yani küçük hesaplar. O yüzden o insanların ismini alıp ağzıma daha da prim vermek istemiyorum. Yolları açık olsun. Kim şampiyon olsun istersin? Valla sezonun bu başından sonuna kadar açıkçası gerçekten emek vermiş. Ee, çok fazla kendini yormuş, her alanda da başarılı olmuş. İki arkadaşım var. Bir tanesi eski arkadaşım, bir tanesi çok sevdiğim arkadaşım. Tahsini e arkadaşım olduğu için ekstra destekliyorum. İnşallah o şampiyon olur. Ama Sergen'in de çok emek verdiğini biliyorum. O da şampiyon olursa mutlu olurum. Yarışmadan sonra genelde herkes restoran açıyor. Senin var mı böyle bir hayalin? Aslında benim hayalim, en büyük hayalim Türk mutfağındaki kültürleri kendi restoranımda en iyi şekilde yansıtmak ve bunu dünyaya taşımak. Özellikle bir kadın şef olarak bunu yapmayı çok istiyorum ve yapacağım. Ondan önce sektöre küçük bir projeyle giriyorum. Küçük, tatlı ama inanılmaz lezzetli bir projeyle giriyorum. Çok yakında lokasyonu da paylaşacağım sizinle. Ama büyük bir ihtimalle Caddebostan Kadıköy taraflarında olacağız. Çok güzel bir dükkanla geliyoruz. Dilara şimdi ne yapıyor? Şu anda delirmiş şekilde dükkanla uğraşıyorum. Dükkan bulmak çok zor. Buradan dükkan sahiplerine sesleniyorum. Bu kiralar çok zor. <laughs> Rica ediyorum yardımcı olun ve bir şekilde biz bu işleri bitirelim. Güzel işletmeler yapalım. Ülkede İstanbul'da çok güzel işler yapalım. Yani genel olarak dükkanla uğraşıyorum. Onun haricinde bir tane küçük bir köpeğim var. Onunla vakit geçiriyorum. Bir 6 ay hiç onunla zaman geçiremediğim için. Böyle çalışmaya, uğraşmaya devam. Merak ettiğiniz bütün soruları sizler için cevapladım. İnşallah bu videoyu linksiz bir şekilde kapatırız diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.